Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşımla, kanalımız diyorum çünkü bir arkadaşımla beraberiz. Bu videomda Damla'nın ameliyat süreci var, burun ameliyat süreci. Bunu işleyeceğiz birlikte. Bir hafta boyunca size bunları göstermeye çalışacağım. Bu videoda Damla benim büyük bir misafirim olacak çünkü onun burun ameliyat sürecini işleyeceğim için. Burun ameliyatı olmak isteyenlere de bu video çok güzel bir örnek olacaktır inşallah. Evet arkadaşlar, videomuza başlayalım. Bir hafta sonra burada tekrar görüşmek üzere. Zaten ben buradayım. Bir hafta sonra görüşürüz. O zaman video başlasın. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videom, yani bugünkü değil aslında, bu haftaki videom gibi bir şey olacak. Bu videomda bir burun ameliyatı sürecini inceleyeceğiz. Kız arkadaşımın burun ameliyatını inceleyeceğim. Ben kendim yanında olarak. Ama şu anda çalıştığım için şu an ameliyata doğru gitti o. Ben şu an onunla olamıyorum ama ona da bir kontak sağladık. O da video çekecek. Size gösterecek yaptıklarını. Ameliyata girecek. Ben de hemen işlerimi halledip onun yanına geçeceğim. İnşallah çok güzel bir ameliyat olur. Ben de burun ameliyatı olmak isteyenlere de biraz oradan tavsiyeler, neler yapması gerektiğini falan onları da anlatacağız inşallah. Evet, işlerimi bitirip ben de buradan hastaneye geçeceğim. Teşekkür ederim. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar, ben Damla. Birazdan burun ameliyatı olacağım. Ercan şu anda burada değil, o yüzden videonun başını ben çekiyorum. Burnumda büyük bir kırık var. Çocukken düştüğüm için bu yüzden nefes alamıyorum. O yüzden birazdan ameliyat olacağım. Şu anda hastanedeyiz. Ameliyatıma 1 saat var. Sizinle süreci paylaşacak Ercan. Ben ameliyattan çıktıktan sonra bu şekilde size odayı gösterelim. Evet, burası odamız. Burada banyomuz var. Bayağı güzel. Burası da odamız. Birazdan önlüklerimi giyeceğim. Bu babam. Bu da Aslı. Aslı'yı tanımıyorsanız düğün videosunu şuraya linkini koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu da odamızın manzarası. 17. kattayız şu anda. Şöyle. Şimdi hastaneye geldim. Damla ameliyata girdim bilmiyorum, bakacağım. İnşallah burnu güzel olur. Yeni burnuyla ona... Yok, burnu güzel zaten de, evet. Kırığı var o yüzden. Yeni burnuyla ona mutluluklar diliyorum. Asansör şurada, gel. Evet, Damla'ya yetiştim şu anda. Damla'nın ameliyatına. Son kaç dakika mı? 10 dakikadan az var. 10 dakika az kala yetiştik. Harun kullandı arabayı. Teşekkür ederim. İşte bakalım, şimdi ameliyatı sokacağız. Biraz rengi solmuş, benziği biraz gitmiş ama yapacak bir şey yok. İnşallah ameliyatın güzel geçer. Hadi görüşürüz. Çok yukarıda. Tamam, görüşürüz. Sen buraya gel istersen. Ben çok yukarıda. Harbi mi? Ama seni de kestirelim mi? Gidip burnunu göster. Tamam, hadi. Şimdi işte Damla ameliyata girdi. Biz de yemek falan yedik. Oturup Medipol Hastanesi'ndeyiz. Mega Bağcılar'da. Bu arada yemek yerleri falan çok uygun. Fiyatları falan da uygun. Yemeğimizi falan yedik. Şimdi arkadan uyuduğunuz, arkamda gözükmüyor da market falan var. Her şey burada, her şeyi bulabiliyorsun. Biraz bir otopark sıkıntısı var birazcık, bir tık. Onun için her şey çok rahat. Hastaneyi de çok beğendim ben. Havlu almış ya. Aynen. Bir de Ercan önce. Hayır, Ercan mı? Oğlum. Kırmızı bir vardı. Al, 4. Yok mu? Ne renk kırmızı. Kırmızı var, kırmızı. Şimdi ben geldim, odaya baktım, Damla yok çünkü ameliyata gitti. Biz de bir yemek yedik, oyun oynadık, kart oyunu falan aşağıda. Ondan sonra geldik, Damla'yı bekliyoruz orada. İnşallah o da gelecekti. Damla geldikten sonra Damla ile konuşacağız işte, onun yorumlarını alacağız bakalım. Kendine gelmesinde biraz süre alır, şu an ameliyatta. İnşallah güzel geçmiştir ameliyatı. Bekliyoruz bakalım nasıl olacak. Güzel mi? Evet. Thank you.
Hadi kızım. Aslı kaç para attın? Altıncı koşuya. Ben 5 bastım. Öyle bir şey var mı? Ama oturup bekliyoruz. İnşallah olacak. Şimdi bu arada manzarayı çekelim. Bulutları görüyor musun? Sıkıntılı bir havadayız. 17. kat. İstanbul ayaklarımın altında. Şehirdeyiz. Bağcılar. Burası Bağcılar. Welcome to Bağcılar. Abi ne yapıyorsun ya? Dengesiz. Instagram fotoğraf sallıyor. Dengesiz. Dengesiz. Ve çek şunu bir çek. Bu çeşme. Bu çeşme. Elini yıkıyorsun. Yüzünü yıkıyorsun. Peçete yüzünü sürüyorsun. Çöp kutusu çöpünü atıyorsun. Sen koyayım mı sizi? Başka ne var? Televizyon var içeride. Pelik var. Bir dama mı yiyor yani? Ben yiyemiyorum. Şalanımız var burada. Buzdolabımızı da aldık, koyduk. Buzdolabı var. Çok çok güzel. Ama doktor geldi, çok güzel geçti dedi yani. Çok sorunsuz dedi. Ben doktoru görmedim. Asistanlarına söyledim. Biz sohbet ettik. Nerelisin, hangi takımlısın diye. 3'e 4. Sıkıntılı bir durum. Yapmacık. Ay, ben yiyorum. Show. Böyle bir damlasın ki abla. Canı çekti. Biraz ver de damla, biraz ver de Aslı yesin. Aslı sen de yasın abi. Abartın. Aslı, psikremi. Hastanın fişini çekiyorum. Yedirmeye bak. Orta titreteceğim. Evet, şu an Damla'nın ameliyatının 4. yılı. Daha 4. yılında evet. Bunun şu an daha iyiye gidiyor. İnşallah 2-3 yıla çıkacağız. Gördün mü? Bir burun ameliyatı olan birisinin hasta bakıcısı olmak nasıl bir durum yani, böyle yardım etmek ona? Önce hazırlansaydım keşke, anlamadım ki şimdi hemen direkt girince. Yani çok zor bir ameliyat değildi. O yüzden benim için de çok zor olmadı. Güzel bir şekilde birlikte başardık bugünü geçirdik. Alt dizi koy altına. Alt dizi koy. Alt dizi koy altına mı? Bir de gül, bir de dedim güldün ya. Sen... Hayır. Basamıyor. Bölgemiz geçtiğimiz kata erişim sınırlandırılmıştır. Nasıl yani? 28. kat ortak, 51. bölgeyi yürüyoruz. Hadi be kardeşim ya. 2 kat aşağı ineceğiz. Katlara baksana. 27. kat. 28 kat. Evet, şu anda ilk günün sonuna geldik. Biz şimdi, ben, Harun ve Aslı gidiyoruz. Damla hastanede kalacak ilk gün. Müşahede altında kalıyor galiba. Yani biraz geç olduğu için ameliyatı. Biz şimdi gideceğiz. Yarın da onu ziyarete gideceğim. Ve artık bu süreci birlikte yaşayacağız. Bu süreci birlikte götüreceğiz. Sizlere de bunu çok güzel bir şekilde aktarmayı düşünüyorum. Ben gidiyorum. Yarın görüşürüz.
Evet, şu an ameliyattan sonraki 6. saati. Kanamam oluyor biraz. Gazlı bezi değiştirdiler ama kanama olması çok normal zaten. Önceden de söylemişlerdi. Sol gözüm biraz morardı. Sağ gözüm hafif hafif başladı. O biraz da benim gözümün morluğu. Boğazım acıyor. Dişlerim sızlıyor. Onun sebebi de anestezi borusundan kaynaklıymış. Anestezi borusunun boğazı tahriş ediyormuş ve ister istemez ısırıyormuşsunuz. Bu yüzden biraz dişler ve boğaz sızlıyormuş. Onun dışında ağrım yok. Hiçbir şeyim yok. Yemek yedim. Kendim kalkıp yürüyebiliyorum. Hiçbir problem yok yani şu anda. Beklediğimden daha rahat. Gayet güzel gidiyor. Normalde hastanede yatış vermiyorlar. Benim ameliyatım biraz geç olduğu için şu anda hastanede kalıyorum. Güzel. Evet, ilk gün Damla'yı ziyarete geldik. Bugün ameliyattan sonraki ikinci gün. Yani cuma günü ameliyat oldu. Bugün pazar günü. Şu anda gözlerimde biraz morluklar var. Bu gözüm çok şişti ama biraz da bu şişmeye başladı. Gözümün burası biraz şişiyor. Çok fazla hapşırma hissi geliyor. Ama hapşırmamaya çalışıyorum. Çok iyi bir şey değil küçük hapşırmak. Kremlerimi sürüyorum. Spreylerimi sürüyorum. Bu yara değil ayrıca kalem. Yerim seni. Ölü taklidi mi yapıyorsun lan? He? Ölü taklidi mi yapıyorsun? He? Ölü taklidi mi yapıyorsun sen? He? He? Hadi kalk, hadi kalk. Kalk hadi. Hadi kalk. Kalk hadi, kalk. Kalk. Babam geldi. Evet, şu an Damla'nın ameliyatının 3. günü. Burada bir ziyarete geldim. Ben Damla'yı ziyarete gelmedim. Bunu ziyarete geldim. Damla'nın ameliyatının 3. günü. Damla'ya yine ziyarete geldim. Dün gelemedim. 2. günüydü. 2. günü değil mi? Dün 2. günüydü. Ziyarete gelemedim. Çünkü biraz daha rahatlasın diye. Çünkü ilk gün geldiğimde biraz rahatsızdı. Şimdi bugün biraz yüzünde şişlikler var yine. Ama inmeye başladı mı? Yanaklarıma doğru aşağı indi. Aşağı mı? Evet, birazdan yanakların şişmiş gibi bakalım. Ne yanakların şişmiş gibi. Nasıl hissediyorsun kendi bugün? İyiyim, iyi hissediyorum. Doğru. Tapoları çıkmasını bekliyorum. Sorun sizce nedir doktorum yani? Bize bir şey söyleyin de biz de ona göre ilaçlar alalım. İlaçlar alalım. Söyleyin de bir ilaç alalım. Oy, mama olur alırsa size. Bu arada yeteri kadar beğeni ve istek gelirse Lucky ile bir gün geçirme videosu atacağım size. Bu arada çok yakın bir dostum. Onunla bir gün geçirme videosu atacağım. Kaçma, kaçma, kaçma. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Bugün de ameliyattan sonraki 4. günü. Yanaklarımın alt kısmında da çene kısımlarında şişliklerim var. Umarım yarın yavaş yavaş inmeye başlarlar. Onun dışında göz altımdaki morluklar sararmaya başladı. O da artık yavaş yavaş geçiyorlar. Onun dışında da başka bir şey, problem yok şu anda. Yememem mi gerekiyordu bilmiyorum ama hamburger söyledim. Yedim. Isırabiliyorum. Dişlerimde bir problem yok. Gayet güzel yedim. Sadece tat çok alamıyorum. Burnum tıkalı olduğu için koku çok alamıyorum. Hatta neredeyse hiç alamıyorum. Evet, bugün ameliyatın 5. günü. Ameliyatı. Ameliyattan sonraki 5. günü. Evet. Şu an kendini nasıl hissediyorsun 5. günde? Kendimi gayet iyi hissediyorum. Şişliklerim daha indi. Morluklarım da sarardı. Geçmeye başladı. Gayet iyiyim. Yani artık kimse yok yanımda. Kendi kendime bakabiliyorum. Gayet iyi. Merhaba. Sonunda ameliyattan sonraki birinci haftam. Evet, 7. günüm oldu. Ve tamponlarım, dikişlerim çıktı. Burnum bu şekilde şu anda. Burada morluk kaldı ama buna krem sürüyorum ve buz koymaya devam ediyorum.
Onun dışında yanaklarım şişmişti. Onlar biraz sarardı. Ve yanak şişliklerim indi. Tamponları çıkartırken pek acımadı. Şurası, bu taraf biraz acıdı. Bu tarafım biraz daha hassas diye muhtemelen. Problemliydi benim sol tarafım. Doktor burnumu çok beğendi. Çok güzel olmuş dedi. Burnumun içi çok fazla şiş değil sanırım. O yüzden ben tamponlar çıktıktan sonra direkt nefes almaya ve kokuları almaya başladım. Çok şükür. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bir haftadır Damla'nın burun ameliyatı sürecini inceledik. Burun ameliyatı olmak isteyenlerin nasıl bir süreç izlemesi gerektiğini az çok bu videoda göstermiş olduk. Ben de kendime düşünüyorum çünkü gerçekten burnumda biraz sıkıntılar var, nefes alamıyorum. Böyle sıkıntılarım var. Bana da biraz ders olmuş oldu. Hani ne yapabilirim, ne edebilirim, bu yola girebilir miyim diye. Bugün Damla'nın tamponları çıktı ve ameliyatın birinci haftası doldu. Bundan sonraki süreç biraz daha dinlenme, burnu koruma süreci olacak. Biz Damla'ya şimdi soralım. Nasıl hissettin? Bir hafta sana ne kattı? Burun ameliyatı istediğin gibi oldu mu? Şu an nasıl hissediyorsun? Bunu soralım ve videoyu da kapatalım. Burun ameliyatım beklediğimden çok çok kolay geçti benim. Çok az morardı suratım. Sadece şurası morardı. Hala biraz var. Gözlerim hiç şişmedi. Sadece yanaklarımın kenarı şişti. Hiçbir şekilde ağrım olmadı. Vücudumda bir kırgınlık da olmadı. Gayet güzel geçirdim bence. Böyle o kadar beklemiyordum açıkçası. Benim de çok hoşuma gitti bu süreç. Çünkü böyle o kadar zorlanma falan bekliyordum ama hiç zorlanma olmadı. Bu da benim çok hoşuma gitti. Burun ameliyatı sürecimiz güzel geçti. İnşallah herkesin de güzel geçer. Başka ameliyat olmak isteyenlerin falan da yani. Herkesin evet, güzel geçsin. Herkese Allah sağlık, sıhhat, mutluluk versin. Videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Abone olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda Damla'nın kanalı gibi oldu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.